Bugün seninle beraber dostum ne yapacağız biliyor musun? Oyunumuzda telefon kullanacağız. Yani telefonumuzla beraber uygulama indireceğiz, alışveriş yapacağız, parayı kullanacağız. Evet yanlış duymuyorsun ama bunları duymadan önce ne yapman gerekiyor? Bildirim açman artık gerekiyor ve abone olursan da muhteşem olur. Ben hemen başlamak istiyorum çünkü. Ve beraber olursak da videonun içinde bayağı bir şey göreceksin. O yüzden video sonuna kadar izle ki hem kurulum için değil bilgi almak için de bence izlemen gerekiyor çünkü. Ben hemen moddan başlayacağım. Peki şimdi sen şöyle diyeceksin. Başta çoğu modda gördüğümüz çünkü basit telefonlar oluyor ve bunlar ne çalışıyor ne de kullanılabilir oluyor. Ama buradaki tam olarak zaten başta videoda söylediğim olay tam olarak kullanılabilir olduğu anlamına geliyor dostlarım. Yani biz buradan envanterimizden telefon almakla başlamamız gerekiyor. Şurada gördüğün gibi zaten burada telefon gösteriliyor. Ve bize diyor ki bizim üzerimize tıkla yani telefonun üzerine klik yap diyor. Bu ne anlama geliyor dostlarım? Siz Windows 10'daysanız ya sol klikle ya da sağ klikle basılı tutarak ekranda açacaksınız. Mobildeyseniz telefonu açmak için boş bir yere basılı tuttuğunuzda blok kırıyor gibi yaptığınızda ekran gelecek. Şu anda gördüğünüz bu sistemde yani çok basit uygulamalar görüyorsun. İşte diyorsun ki ben buradaki uygulamaları ne yapacağım? Ya da işte burada benim ilgimi çeken ne var diye düşünüyorsan tabii ki yanılıyorsun. Çünkü ilk önce dostlarım bu uygulamaları App Store'da satın alman gerekiyor. Yani bir Play Store gibi düşünebilirsin. Bu sistem mağaza sistemi olarak çalışıyor. Ancak ben buradaki uygulamaları satın almak istiyorsam dostlarım mesela bunu indirmek istiyorsam tık diyorum bana param olmadığını söylüyor. Madenleri bu sefer telefonda kullanmaya başlayacaksınız. Yani nasıl? Mesela ben buradan banka uygulamasına giriyorum. Dolar simgeli olana buradan hemen birinciyi seçtiğim anda benden bazı şeyler istiyor. Yani diyor ki ben sana bu elması verirsem bu parayı veririm. Buradaki dijital şu sol üstte gözüken parayı telefonun ekranında gözüküyor şu anda gördüysen. Oyunumdaki buradaki bahsedilen madenlerden bir tanesini vermem gerekiyor ki bana onun para karşılığını versin. Yani bunun için ne yapmamız gerekiyor? Elması mesela biz bir test edelim. Bu altın da olabilir, diğer şeyler de olabilir. Fark etmez. Ben şimdi elmas alacağım ve envanterimin bir köşesine koymam gerekiyor ki orada var olduğunu anlayabilsin. Ne kadar fazla elmas, ne kadar fazla maden o kadar fazla para anlamına geliyor. Yani telefon parasından bahsediyorum tam olarak. Uygulamalar almak için kullanacağız. Marketteki uygulamalardan bahsediyorduk zaten. Buradan geliyoruz tekrardan buraya tıkladık. Hop buraya tıkladık. Sonrasında buradan biz elmas olduğunu söylüyoruz bizde. Ve şu anda gördüm elmasımızdan belli bir miktar alıp bize dijital telefon parası olarak verdi. Bu parayı ne yapıyorduk tabii ki? Kapatma tuşu var. Bak ortada zaten gözüküyor. Buna basarak hemen buradan markete giriyorum. Market üzerinde de bu uygulamaları satın almaya başlayabiliyorum. Mesela biz birinci uygulamayı satın alalım. Şu anda bu ekranımıza sanırım geldi diye düşünüyorum. Bak gördün mü? Buraya geldi. Az önce satın aldığım uygulama buydu. Biz tekil olarak kurduk. Yani benim şu anda kurduğum tam olarak normal genel bir sürüm. Ancak siz ekstra paket eklemek isterseniz modu sunmuş olduğu paketler var. Muhtemelen o paketlerle beraber buradaki mobilyaları satın alıp kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Bununla da beraber kullanabiliyorsun. Ben şimdi burada fazla değinemeyeceğim maalesef. Video uzun süreceği için. Hemen geldim markete geri girdim. Benim masamızdan belli bir miktarını aldığını söylemiştim. O zaman diğer uygulamaya geçmenin zamanı geldi bence. O zaman şuna tıklayalım bakalım. Ana sayfamıza düşmesi için ne yapıyorduk? Buraya geliyorduk ana menümüzden seçiyorduk uygulamayı. Sonrasında istediğimiz gibi buradaki fonksiyonları kullanmaya başlıyoruz. Şu anda zaten burada gördüğün yapılan işlemlerde burada gözüküyor. Hani ne yapılıyor falan filan hepsini burada görebiliyoruz dostlarım. Neyse biz bölmeyelim videoyu devam edelim. Burada markete geri girelim istersen. 184 dolar cinsinden burada gösterdiği için o kadar paramız kaldı. Hava durumunu gösteren bir uygulama zaten burada indirdiğimizde bakalım karşımıza geldi mi? Sanırım para yetersiz olduğu. Evet ne yapacaktık o yüzden tekrardan telefonumuzdan çıkıyoruz. Şuradaki sağ tarafta gözüküyor o çarpı buton çok fazla belli olmasa da oradan çıktığınız zaman elmaslardan daha fazla vermeniz gerekiyor. Ve tabii ki elmasların envanterinizde olması yeterli olmuyordu dostlarım. Geliyorduk burada banka uygulamasına tıklıyorduk. Hop buradan pardon bu değil tabii ki şuna tıklamanız gerekiyor. Dolar işareti olan tıkladığınız zaman burada zaten birinci seçeneği seçiyorsunuz. Hangi şeyi paraya dönüştürmek istiyorsanız seçiyorsunuz. Elmas mesela daha fazla para verirken diğerleri daha az para veriyor. Ama seçenek olarak tabii ki var bunlarda. Ben şu anda para sıkıntım olmadığı için elmas sıkıntım olmadığı için bayağı bir yükleteceğim içerisine tıkladım tıkladım. Hop zaten 1000 dolara yakın para yaptık herhalde. Ve evet gerçekleşti mi abi çok mu pahalı? Yok. Evet burada kaydırma sisteminde mi ben yanlış görüyorum? Ya da var olan telefonu acaba buradan atmam mı gerekiyor? Yani mesela biz bu telefonda işlemleri yapmıştık. Hop bunu attım mesela. Diğer yeni aldığım telefon buydu. Diğer uygulamaları kullanamıyoruz. Neyse olsun. Benim zaten göstermek istediğim dostlarım App Store'da çok fazla bir şey yoktu açıkçası. Yani App Store'a girdiğimizde işte şuradaki hava durumu bizim alamadığımız, şuradaki müzik uygulaması ama bakmadığımız yerler var. Mesela ayarlara girdiğimizde dostlarım burada gördüğünüz gibi uygulama kaldırma özelliği buradaymış. Yani sabahtan beri ekrana basılı tutup uygulama kaldırmaya çalışırken ben şu anda bunları sileceğim mesela. Buradaki uygulama indirili gelmiş. Yani biz az önce hava durumunu indirmiş zannederken niye indiremedik onu bilmiyorum. Belki de daha pahalıdır. O zaman tekrar para yükleyelim istersen. Buraya geldim. Yani bir hava durumu uygulaması acaba kaç bin dolar olabilir bilmiyorum. Ancak deneyelim abi. Sıkıntı yok. Bunu da göstermiş olayım. Hani bir yer kaçırmanı çok da fazla istemiyorum. Şu an 2000 dolara yakın para yaptım. Daha da fazla yapmama gerek var mı onu da pek zannetmiyorum. O yüzden marketime gireceğim. App Store kısmına gösteremediğim uygulamayı satın almaya çalışacağım. Bakalım alabildik mi bu sefer? Evet alamadık abi. Niye böyle bir olay var? Ya da ne bileyim ek paket mi gerektiriyor? O da olabilir dostlarım. Onu bilemem. Ancak şu anda ben genel paketi kullanıyorum. Zaten birçok paket eklemek, mod eklemeye bence çok da fazla gerek yok abi. Neyse. Settings'e girdiğimizde uninstall yani kaldırma özelliğini görmüştük dostlarım. İstersek buradan telefonumuzu sessize alabiliriz. Yani sessize aldığımız sürece boyunca istemiyorsak sesleri buradan kapatıp açabiliyoruz. Tekrardan görsel olarak belli ediyor zaten bunun kapalı olduğunu anlıyoruz. Geri çıkmak için dostlarım ne yapıyorduk? En ortada bir tane buton var zaten ve sağ tarafta da biraz daha dikkatle bakarsan şurada çarpı butonu var. Bu arada mesela sen diyelim farklı bir kişiye para göndermek istiyorsun. İşte onun da telefonuna beraber uygulama indirmesini sağlayabiliyoruz. Eğer ki iyilik yapmak istersek tabii ki iyilik her
her zaman yapın. Ve buradan baktığımızda zaten buraya istediğimiz oyuncuyu yazmamız gerekiyor. Şurada birinci özelliği seçmen lazım. Ne kadar olacağını buradan yazıyorum. Paranın ve gönder butonuna basıyorum. Tek kişi kendine para gönderemez. O kadar da değil tabii. Hatta deneyek mi isterseniz? $1 yapalım mesela, gönder diyelim. Sanırım olmadı zaten. Olmasına da gerek yok. Yeni bir telefon aldığımızda ben şey düşünmüştüm. Hani yenisini alındığı zaman eskideki telefon o şekilde kalacağı için uygulamalar tekrar satın almaya başlaması gerekiyor baştan diye düşündüm. Öyle değilmiş. İleride böyle de yapılabilir. Değil mi Koyun? Bence bir abone olma zamanı artık gelmedi. Bak o kadar anlattım senin için burada detaylarını falan filan. Bir yaparsın. Bak abone olduğu için şu anda bence gidiyor buradaki Koyun. Eşya yapmamasını alırsan dostum envanter kısmından bu telefonu yapabilirsin istersen. Yani bunun için ne yapman gerekiyor? Oyun ayarlarına girdin. Buradan hayatta kalmayı seçtin ve bunun içine girdin. Tamam mı? Burada zaten şunu kapatmanla bile gerek yok. Zaten şurada gözükmeye başlıyor. Camlarımızı, ince camlarımızı bu şekilde koyuyoruz. Restonlarımızı koyuyoruz. Demirimizi koyuyoruz. Hop karşımızda telefon. Evet dostum, sanırım söyleyebilecek başka bir şey kalmadı. Var mı da bilmiyorum açıkçası. Çok da fazla anladığımı söyleyemem. Çünkü buradaki hava durumu uygulamasını alamadım. Neden olduğunu bilmiyorum. Bir mod eklemem gerekiyordur. Tabii ki onlar da isteğe bağlı kalmış. Ama tabii telefonu daha fazla yavaşlatacağı için bence çok da gerek yok. Telefon dediğim bu moddaki telefon değil. Sizin kendi telefonunuzu öyle karıştırmayın yani buradaki telefonla. Bu arada alabileceğimiz başka uygulama varsa denemeye çalışalım. Son göstereceğim. Mesela şu anda ben bunu satın alabildim muhtemelen. Şu anda evet ekranımıza girdiğimiz zaman boş bir ekrana attı ben bu uygulamaya girdiğim anda. Neden acaba? Çünkü sanırım birden fazla oyuncuyla beraber bu uygulama kullanılabiliyor. Tek başıma bunu yapamayacağım için tabii ki burada bir şey gözükmesini de sanırım bekleyemiyorum. Buradan da sanırım telefonu uçaktan diyorum. Şuradan bir uyku moduna falan alabiliyoruz diye tahmin ediyorum. Şu özellikle bak gösteremediysem burada belirteyim. Power'a bastığımız anda şu anda buradaki ekran gidiyor bu şekil. Ana ekranda dönme tuşuna bastığımızda telefon açıkken tekrardan ekranın gelmesini istiyorsak böyle yapabiliyoruz. Tekrar çıkmak istersek tam olarak da buradaki çarpı butonuna basmamız yeterliydi. O zaman daha fazla uzatmayayım. Yapımı gösterdim. Bunlara ufak tefek değindim. Güncellenen mod zaten daha önce tanıtmıştım diğer kanalda da. O yüzden bence artık bir kurulum kısmına geçelim. Kurulumu yaptıktan sonra da zaten oynamaya başlayabilirsin. Ben de son şeylerimi zaten söyleyeceğim. Sonra videoyu kapatacağım. Bunun için kaydet ve çık yaptığımızda siz zaten daha önceki videoda benim gibi yapabilirsiniz. İsterseniz yeni videoda bunları yaparsınız. Fark etmez. Sadece burada dikkat etmemiz gereken şey diğer modlardan farkı aslında deneme kısmında biraz daha fazla deneme özelliği gerektirmesi. Yani şu anda buradaki şuraya indiğimde paketler özelliğimiz, işte burada özel biyomlar, şunlar bunlar bayağı bir özellik açmanı istiyor senden. O yüzden bunları açmayı unutma dostum. Çalışmaz mod yoksa. Ve aynı şekilde buradan ne yapıyorsun? Kaynak paketlerine girdin. Paketlerimi seçtin. Sen de burada gözükecektir muhtemelen. Ben de şu anda etkinde olduğu için böyle gözüküyor. Sen de buraya taşıyacaksın. Davranış paketinden de kendi eline taşıman gerekiyor. Bak unutma. Yoksa taşımazsan çalışmayacak. Çünkü ikisi beraber çalışmak zorunda ve etkinleşmek zorunda. Oyna butonuna bastığımızda dünya yüklenirken birazcık yavaşlayacak ama çok da önemli değil. Bence modun gayet iyi olduğunu söylemek zorundayım. Ve tabii ki biraz daha yavaş giriyorsak madem ben de ufak bir hatırlatma zamanını alabilirim buradan. Çünkü biliyorsun videolar bayağı bir uzun oluyor. Senin için uğraşıyorum. Burada bile baktığımızda 15 dakikaya 16 dakikaya yakın bir kayıt alınmış. Ve bazen çok yorulduğum zamanlar oluyor. Sesim falan da kısılıyor yani, çıkmıyor. Kısılıyor değil de yani sesim falan çıkamayabiliyor. Bazı şeyleri karıştırıyorum. Yoruluyorum. Ben de insanım. O yüzden yaparsan çok memnun olurum. Evet, telefonumuzu hem hayatta kamuda kullanmayı hem de burada kullanmayı zaten çoğunlukla öğrendiğimizi düşünüyorum. Buradan işte madenlerimizi vererekten paraya dönüştürebiliyoruz. Dijital paramızdan bu arada video başından itibaren $2700 kaldı. Tabii ki ekleme yaptım ama olsun. O kadar da para harcadık aslında buradan nereden baksanız. Şu anda sanırım tek bir seçeneği vardı. Yani dostlarım şöyle boyama özelliği gibi olan maalesef şu anda göremediğimiz için bu telefonla yetiniyoruz. Ancak ilerleyen güncellemelerde eğer yapılırsa, bilmiyorum güncelleme getirir mi yapımcı, ona bir şey diyemem, ancak getirirse bence bu renk seçeneklerini de içerisine ekleyecektir. O zaman benim söyleyeceğim başka bir şey kalmadı. Bu arada o gösterdiğim mağazadaki ev eşyası falan filan, bunlar ekstra modun sunmuş olduğu paketlerle mevcutlaşıyor. Yani gerçekleşiyor. Onları eklemeniz lazım tabii ki ama eklemek isterseniz ben yine de eklerim. Eğer kurmayı başarabilirseniz, yani çalıştırmayı, çünkü bazı modlarda birden fazla mod kurduğunuzda bazılarının sırası karıştığı zaman olamayabiliyor. Ama yine de ben ekleyeceğim. Muhtemelen oradan istediğim paketi seçerek de ekleyebilirsin. Ama diyorsan ki mesela ben daha detaylı bir ev eşyası modu istiyorum, o zaman benim kanalımın bir tanesine ya da diğerlerine bakabilirsin. Hadi bakalım o zaman, görüşürüz.